Tekeliyim Gökçe Dağım, İncirci benim toprağım, Adanalı öz varsağım, ilim Karacaoğlan ili. İkide bir çıkmıyorum, artık yola bakmıyorum, hiç kafama takmıyorum, gelmezsen gelme, gelmezsen gelme, gelmezsen gelme. Hiç kafama takmıyorum, gelmezsen gelme, gelmezsen gelme, gelmezsen gelme. Şimdi tabii kadın aşık olmak kolay değildi ama siz bunu başardınız. Bu zamana kadar geldiniz. Şimdi de saygı duyuyorlar. Şu anda da saygı duyuyorlar. Evet. Saygı duyuyoruz. Evet, gerçekten eserler ortaya koyuyorsunuz. Bir eser daha alalım o zaman. Olur. Çok gördüm kader. Çok gördün kader. Evet. Eseriniz var. O zamanlarımı, kötü geçen günlerimi anlatmışım burada. Eyvallah. Buyur. Zalim eller muradına ererken muradım almayı çok gördüm kader. Beş far etmez kullar devran sürerken sen bana gülmeyi çok gördüm kader. Beş far etmez kullar devran sürerken sen bana gülmeyi çok gördün kader. Yüreğime acıları doldurup ateşinle kara barım deldirip şu yalan dünyada bir gün güldürüp gözyaşım silmeyi çok gördüm kader. Şu yalan dünyada bir gün güldürüp gözyaşım silmeyi çok gördüm kader. Arzum der kalbimde rengi kömürün, yanıyor yüreğim derinden derin. Muradıma erip kısa ömrün, hakkından gelmeyi çok gördüm kader. Muradıma erip kısa ömrün, hakkından gelmeyi çok gördüm kader. Eyvallah, yüreğinize sağlık. Şimdi Çukurova toprakları tarımsal anlamda çok verimli olduğu gibi edebiyatta da çok verimli. Evet. Çok ünlü sanatçılar, şairler, sinema sanatçıları, halk ozanları çıkarmış bir yer. Adana'dan bayağı çıkmış. Adana'dan, herhalde. Çukurova'dan çok evet, fazla evet. Çıkmış. Gerçekten hani Sivas, Adana, Kars bölgesi, bu bölge bu yönüyle çok değerli. Sözlü gelenek çok güçlü buralarda. Edebiyat çok güçlü. Bunu hala görüyoruz, hala hissediyoruz. Yani şurada Feke'nin bir köyüne gitsek 80 yaşındaki bir nine oturuyor, ağıtlar, ninniler. Evet. Tabii ağıtlar söylüyor, ninniler söylüyor. Hiç duyulmadık deyimleri dile getiriyor, atasözlerini. Aslında onların her biri bir kültür hazinesi. Tabii aşıklık geleneği de UNESCO tarafından somut olmayan kültürel miras içine yer aldı ve aşıklarımız da aslında bizim kültürel hazinelerimiz. Bu yönde onlara kıymet vermeliyiz. Tabii bu bölge çok aşık çıkardı. Ama Kozan'da gerçekten her birimizin de değerli gördüğü, Allah rahmet eylesin, az önce de adını zikrettik. Aşık İmami'den evet, biraz bahsetmek istiyorum. Siz Aşık İmami ile atışmalar da yaptınız. Aşık İmami ile beraber
sanat icra ettiniz, konserlere gittiniz. 23 yılımız var. 23 yıl. Evet. Evet. Biraz bahseder misiniz? Aşık İmami nasıldı? Nasıl Aşık tanıştınız? Aşık İmami. Nasıl konserlere giderken neler yapardınız? Evet. Aşık İmami öbürlerinden çok farklıydı. Ben şimdi hepsiyle gittim. Çoğunu tanıyorum. Ama Aşık İmami farklı bir insandı. Hiç kıskanç birisi değildi. Bencil değildi. Öbürleri mesela ileri gidene taş atardı. İleri gitmesin diye. Ama o öyle değildi. Ben Arzu Bacı, sen Arzu Bacısın, ben Aşık İmamıyım. Sen sensin, ben de benim derdi. Herkesin ayrı seveni var derdi. Evet. Yani sahnelerde böyle kendi seviyesinde tutardı arkadaşını. Kendini çok, ön plana çıkartıp arkadaşını geri plana kesinlikle itmezdi. Kesinlikle çıkartmazdı. Çok o yönden o çok farklı biriydi ama iyiler yaşamıyor. Konserlerin nerelere giderdiniz? Ne yapardınız? Nasıl? Türkiye genelinde gitmediğim yer pek kalmadı herhalde. Şenliklere, festivallere evet, giderdiniz. Evet. Şenlikler, düğünler, festivaller. Evet. Böyle her yörenin ayrı bir festivali olur. Oranın özel bir şeyinin festivali olur. Mesela bal festivaline giderdik, çilek festivaline, muz festivaline. Turp Festivali'ne dahi Kadirli'ye. Gittik Kadirli, evet. Evet, tabii Kadirli her deyince yerim, evet. Aşık Feymani, Kadirli'nin evet. büyük aşığı. Gerçekten bölgemizin çok önemli bir değeri. Aşık Veysel zamanında Sivas'tan Çukurova'ya gelirmiş. Köy köy gezermiş, saz çalarmış. Evet, kıymetli izleyenler, aşıklar bundan 20 yıl, 30 yıl, 40 yıl, 50 yıl önce yaşayan aşıklar köy köy gezip saz çalıp türkü söylerlermiş. Okullara giderlermiş. Biz küçüklüğümüzde biliriz yani aşıklar. Bizden evvel aşıklar pazarlarda destan okurlarmış. Biz destan, ona yetişemedik destan ama. Destan satarlarmış evet. Ben destan de gelmedim satarlarmış. Ama destan Vahap Kocaman rahmetli. Evet Kadirlili Vahap Kocaman. Allah rahmet eylesin. Destan satmış anlatırdı yani kendisi. Evet. Aşık Veysel de Sivaslı. Sivas'ın Şarkışla ilçesinden ama Çukurova'ya gelip köy köy gezermiş. Kahvelerde gezermiş. Yani aşıklar aynı zamanda köyleri illeri birbirine bağlayan gönül elçileri gibi çalışmışlar, eser icra etmişler, türküler söylemişler. Allah onlardan razı olsun. Karacaoğlan Türkiye'yi gezmiş. Evet. Her yerini gezmiş. Evet. Karacaoğlan zaten gezdiği için her bölgenin güzellerini de tanımış. Evet, hem güzelliklerini evet, tanımış hem güzellerini tanımış. Evet. Hakkınızda da bazı makaleler yazılmış. Kitap da var. Doktor Gülperi Meskut Saban bir kitap Aşık Arzu Bacı halk geleneğinde Aşık Arzu Bacı adında bir eser de ortaya koymuş ve sizi üniversitelerde aslında makale olarak çalışmış. Üniversitelerde evet, evet. gittiniz mi? Davet edildiniz mi hiç? Üniversiteler kendileri geldi. Tezimi yaptılar. Bir tanesi 101 şiirden bir kitabımı dahi çıkarttı Selçuk Üniversitesi'nden. İlksen Kayı evet. diye bir bayan. O kitap hatta bende de var. Antoloji falan yaptılar böyle karışık. Bir tanesi de şu anda Adana'dan bir öğrenci. İsmi Burcu da soy ismi aklıma gelmiyor. O da çalışma üzerinde. Evet. Yani sizinle ilgili bilgi almak isteyenler YouTube'da ve farklı sosyal platformlarda aslında sizinle ilgili bilgiye ulaşabilirler. Eserleriniz evet, yüz binler izlenmiş. Evet. Ben gördüm. Evet. Eserinizin biri 3 milyon, 4 milyon izlenmiş. İnşallah daha çok kişiye ulaşır, daha çok izlenir, gençlere ulaşır. Bizim esasında temennimiz bu. Yani bu programları yaparken biz kültür hazinelerimizi yeni kuşakla buluşturmak istiyoruz. Onlarla buluşturmak istiyoruz. İnşallah buna vesile olur bu yaptığımız İnşallah. Programlarda. Tabii saz çaldıkça yüreğimiz de burada yürek telimize de dokunuluyor. Bir eser daha dinleyelim sizden inşallah. Tabii Ozan'da eser bitmez. Eyvallah. Müzik
Beni senden ayıracak tek candı. Aşkımı bir ana saldın vicdansız. Senden tek isteğim sıcak sevgindi. Onu da elimden aldın vicdansız, hayırsız, vefasız. Onu da elimden aldın vicdansız, hayırsız, vefasız. Kavurdun aşkınla neydi suçum? Seni dindin ya da benim baş tacım? Yalvardım Allah'a unutma için. Kalbimde bir yara oldun vicdansız, hayırsız, vefasız. Kalbimde bir yara oldun vicdansız, hayırsız, vefasız. Evimin önünden gelip de geçme. Kapanmış yaramı yeniden açma. Arzum aşk ağını doldurmuş içme. Yaralı sinemi deldin vicdansız, hayırsız, vefasız. Yaralı sinemi deldin vicdansız, hayırsız, vefasız. Sağ olasın, var olasın. Şakıyan dillerin her zaman şakısın derlerdi eskiler. Sağ öyle olun. Söylerlerdi. Sağ olun. Şair de diyor ya, kavuşursan eşin olur. Kavuşamazsan aşkın olur. Evet, aşk evet. Biraz da böyle, kavuşamamak, vefasızlık. Tabii. Biraz böyle uzaktan durma. Tabii burada bir afiş görüyorum Arzu abla. Avşar Bülbülleri diyor. Aşık İmami ve Arzu Bacı. Evet. Burada bu afiş... Kaç yıl oldu? 92 yılı filan da herhalde. En az 30 yıl olmuş işte. Evet, evet, 30 evet. yıl olmuş. Burada altta bir yazı görüyorum. Kadın erkek eşitliği diyor. Evet, kadın erkek eşitliği. Şehirli köylü atışması. Evet. Şimdi siz köylü oluyorsunuz, Aşık İmami şehirli oluyor. Öyle bir atışma mı oldu aranızda? Yok, o köylüydü, ben şehirliydim. O köylüydü, siz şehirliydiniz. Evet, ben şehirliydim. Anladım, zaten... Yani hepimiz... Mecburen şimdi ikimiz de köylüyüz aslında. Evet. Ama mecburen birimiz şehirliyi, birimiz köylüyü anlatmak istiyorduk. Evet. Öyle yaptık. Çok güzel bir eser olmuş. Bir atışma evet, eseri. Evet. Avşar evet. Bülbülleri. Evet. Aşık İmami'de avşar kökenli. Avşar gırtlağı evet, da var. Evet, avşar kökenli. Patrona dedim, hatta ben avşar değilim, Çakır abi dedim.
O zaman bir daha Farsak Bülbülü yazarım dedi ama yine de Avşar Gülleri yazmış ikinci de. Yani siz Farsaksınız, evet. Varsak yani. Varsak aslında. Varsaktır ama bu bölgede Farsak deniyor. Evet. Varsağı diye bir tür de var. Evet. Yani Varsakların söylediği o şiir türüne Varsağı adı veriliyor. Bu bölgede çok yaygın, çok yaygın kullanılıyor. Sizin şimdi birçok eseriniz var ama böyle dilden dile çok bilinen bir eseriniz evet. var. Gelmezsen gelme. Meşhur bir eser. Birçok kişi söyledi onu bunu. Onu da çaldılar, söylediler. Onu da çaldılar, söylediler diyorsunuz. Onun da tabii bir hikayesi var. Yani bu eser size ait. Gelmezsen evet, gelme ait. Eseri size ait. Bana yani Arzu Bacı'ya ait bir eser. Bunu daha sonra Dilberay söyledi. Ondan Dilberay sonra İbrahim Tatlıses söyledi. Ya birçok kişi söyledi evet. de. Yani benden sonra Dilberay söyledi. İkimiz de aynı firmadaydık. Onun için hiçbir şey yapamadım. Oraya vekaletname imzalıyorsun zaten. Bu eserimi mesela Deka istediği kişiye okudur, istediği şekilde çıkartır diye imza atıyorsun. Şimdi Dilberay okumuş, duydum. Okuyacak dedi bizim firmanın müdürü. Hem de benim adıma güzelce okur dedim. Ben memnun olurum. Niye olmayayım? Neyse kaset çıktı, bir baktım sonunda Dilber artık dilleniyor diyor. Bu yüzüme gitti. İnanır mısın 7 yıl falan küstüm. Dilberay'a? Yok, Dilberay firmaya. Firmaya küstünüz? Firmaya küstüm. Dilberay'la görüşüyor muydunuz peki, bir dostluğunuz yok, var mıydı? Yok, hiç dostluğum yok. Gördüm aynı, ama aynı dostluğum firmadan yok. Çıkartıyordunuz aynı kaseti. Firmadan çıkartıyorduk. Yani müdürünün başının altından çıkıyor bizim dekanın müdürü. Ahmet Güder'di ismi. Ona bayağı yollama yaptım. Ona kızdım. O da dedi yani böyle yaptık işte senin adına da okuyamazdı filan dedi. Niye okuyamıyormuş dedim. Öyle küstük işte. Ondan sonra yine biraz zikzaklı 6-7 sene ne kaset yaptım ne bir şey yaptım. Dilberay ondan... buraya geliyor, Kozan'a geliyor, yanınıza geliyor. Kozan'a geldi. O arada evet ben... İhtarname gönderdim. Dava açacağım dedim. O eser benim. Yani kendi adına okumuş diye. Geldi özür diledi benden Kozan'da. Biz de özür dileyen affedilir. Ben de affettim. Allah rahmet eylesin. Evet, şu anda da rahmetli oldu. Bir eser daha verdim ona. Yani en çok canımın sıkıldığı şuydu. Sosyal medyalarda dolaşıyor ya türküler. Bir yerde baktım. Ben gelmezsen gelmeyi benim kasetten koymuşlar. Çalınıyor. Ya diyor Arzu Bacı da yalancı, hırsız olmuş, Dilberay'ın eserini çalmış diye böyle bir tanesi yazmış. Esas en gücüme giden o oldu. Hmm, hem eser sizin eser hem benim. De arkanızdan ama başka biri söylüyor. Dilberay'ın başka dışında biri. Başka biri söylüyor. Başka Dilberay'ın dışında. Dilberay da dedi yok ablam dedi benim eser yazamadığımı herkes biliyor zaten dedi. Bilmiyor Dilber abla dedim böyle böyle gördüm dedim onun için kızdım ben dedim. Evet. Neyse onunla anlaştık. Bir eser daha verdim ondan sonra Bezalim diye. Bir eserimi daha okudum. O arada İbrahim Tatlıses, bizim firmanın müdürü aradı beni. Dedi İbrahim Tatlıses gelmezsen gelmeyi okuyacakmış dedi. Bir hafta içinde sana dönecekler. Sevindim. Ne güzel İbrahim Tatlıses benim eserim oldu. Tabii o zaman için çok şey. Değerli bir ses. Büyük bir ses. Evet. Neyse bir hafta iki hafta bekledim. Okuyan olmadı, hiç arayan olmadı. Dedim demek ki vazgeçtiler. Derken aradan bir iki ay geçti. O arada da kasetçiyim ben. Bana geliyor kasetler, gelen. Bir baktım İbrahim Tatlıses gelmezsen gelme. Kaset çıkarmış. Evet, koymuş. Ondan sonra resmine mermi çakıyor. Bilmem ocağına incir dikiyor. Saçma sapan sözlerine... Güzelim eserimi öyle israf etti, söyledi. En çok gücendiğim o oldu zaten. Sözlerini de değiştiriyor tabii değil mi? Yani? Sözlerini değiştirmesi zoruma gitti zaten. Kendine mal etmiş, okumuş. Yani benim eserimi öyle yapmaya hiç hakkı yoktu. Evet. Benden isteseydi ben para pul hiçbir şey istemiyordum zaten. Saygı da duyuyorsunuz yani kendisine. Saygı duyuyordum, verirdim. Evet. Niye vermeyin? Niye öyle israf ettireyim ki eserimi? Evet. Ya gücendim, sanattan soğudum.
Tabii uzun süre ondan sonra eser de vermediniz, kasette çıkarmadınız. Kasette çıkarmadım. Ondan sonra bir tane çıkardım da, evet, firma çağırdı. Şu aradaki buzlar erisin dedi. Tekrar bir kaset yaptık işte. Gideceksen git yaptım. Onu da şöyle, gelmezsen gelme artık dedim, benim olmaktan çıktı. Sahnelerde gelmezsen gelmeyi istediklerinde gideceksen gidi söyleyin bari dedim. Yani gelmezsen gelmeye cevap olarak gidersen evet, git o kasetini anı yaptınız. Evet öyle yaptım. Şu gelmezsen gelmenin orijinalini bir dinleyelim o zaman. Yani tabii. Bu gelmezsen gelmeyi şiir olarak yazan, besteleyen Arzu Bacı'dan dinleyelim inşallah. Tabii anasından dinleyelim. Anasından dinleyelim. Evet. İkide bir çıkmıyorum artık yola bakmıyorum. Hiç kafama takmıyorum gelmezsen gelme. Gelmezsen gelme, gelmezsen gelme. Hiç kafama takmıyorum gelmezsen gelme. Gelmezsen gelme, gelmezsen gelme. Yeter gözyaşı döktüm, yolunda boyum büktüm. Nedir bu senden çektiğim, gelmezsen gelme. Gelmezsen gelme, gelmezsen gelme. Nedir bu senden çektiğim, gelmezsen gelme. Gelmezsen gelme, gelmezsen gelme. Söndü ocak külleniyor, kurumuş dal gülleniyor. Arzum artık dilleniyor, gelmezsen gelme. Gelmezsen gelme, gelmezsen gelme. Arzum artık dilleniyor, gelmezsen gelme. Gelmezsen gelme, gelmezsen gelme. Eyvallah. Yüreğine sağlık. Gerçekten çok güzeldi. Çok güzel bir parçayla gerçekten yüreğimizin tellerine dokundunuz. Sağ olun. Saz çalmaya, gönülleri titretmeye devam. Son nefesi i̇nşallah. Verene kadar devam inşallah. İnşallah, evet. İnşallah yeni gençler de sizden ilham alır. Bunu görürler. Bu sazı, bu sözü, bu geleneği devam ettirirler. İnşallah, inşallah. Tabii ki. Bizler de birilerine miras bırakmak istiyoruz. Bizlerden gençler en alıp, güzel en güzel miras olur. Ozanları sürdürmeleri lazım bizden evet. sonra. Evet. Kendileri de eser yapsınlar. Evet. Yani kendileri de gayret etsinler, eser yapsınlar. Neşet Ertaş diyor ki ben diyor acısını çekmediğim duygunun diyor şarkısı türküsünü yapmadım diyor. Yakmadım türküsünü tabii, diyor. Tabii öyledir. Yani bütün eserlerde sizin bir anınız mutlaka, var, bir hikayeniz var evet, yani. Evet evet. Yani mutlaka bir hikayesi, bir anısı, hatırası vardır. Bizim sözlerin hepsinin bir anlamı vardır. Boş yer olmaz. Madem yüzme bilmiyordun niye çıktın incir ağacına gibi değil yani. Evet evet. Mutlaka her sözün altında bir mana yatıyordur. Eyvallah. Siz de çok şey anlattınız. Sazınız da çok şey anlattı. Evet, sağ Allah olun. Razı olsun. Sağ çok olun. Teşekkür ederiz. Ne diyorlar? Bağlama dediğin 3-5 tel, 3-5 tahta. Ne şaha boyun eğer, ne padişaha. Kıymetli izleyenler, Kültürhane programında
Arzu Bacı'yı konuk ettik. Arzu Bacı'nın son eseriyle programa veda edeceğiz. Arkamızda görmüş olduğunuz köprü nasıl ki Çukurova'yı Toroslara bağlamışsa, nice acıları, nice kederleri, nice sevinçleri kendi üstünden taşımışsa, yani duyguları, gönülleri nasıl birbirine bağlamışsa, işte aşıklar, ozanlar, şairler, edebiyatçılar da insanların yüreklerini birbirine bağlayan çok önemli, çok değerli hazineler. Bu hazinelere sahip çıkmalıyız. Bu hazineleri gelecek kuşaklarla mutlaka buluşturmalıyız. Biz aşıklarımıza, biz ozanlarımıza değer verirsek bu hayat daha anlamlı olur. Yaşadığımız hayat daha kıymetli olur. Aşık Arzu Bacı bu bölgenin çok önemli bir değeri, Adana'nın çok önemli bir değeri. Kadın aşık, kadın ozan, saz çalıyor. Arkasında tabii ki eşi her zaman ona destek olmuş. Yıllardır saz çalıyor, duyguları dile getiriyor, acıları dile getiriyor, kederleri dile getiriyor. Çukurova aşıklar kentidir. Adana sevdalılar, aşıklar şehridir. Adana bölgesinden nice aşıklar, nice değerler çıkmıştır. İnşallah bundan sonra da çıkmaya devam edecektir. Ben Okan Arık Kültürhane programında kültürü ve değerleri geleneğimizle bizi buluşturan bütün değerlerimizi size anlatmaya çalışacağız. Kültürhane programımızda bunu anlatmaya çalışacağız. Aşık Arzu Bacı'yla bugün güzel bir program yaptık. İnşallah devam edeceğiz. Şimdilik hoşça kalın diyoruz. Arzu Bacı'nın son eseriyle programımızı kapatıyoruz. Hayırlı akşamlar diliyoruz. Kurtuluşun meşalesin yaktım Kozan Kalesi'ne. Kurtuluşun meşalesin yaktım Kozan Kalesi'ne. Ay yıldızlı al bayrağı çektim Kozan Kalesi'ne. Ay yıldızlı al bayrağı çektim Kozan Kalesi'ne. Ufağını irisini, kocasını karısını, Fransızın sürüsünü döktüm Kozan Kalesi'ne. Fransızın sürüsünü döktüm Kozan Kalesi'ne. Arzum kurtuluş gününü, Türk milletinin şanını, cihanda sulh nişanını taktım Kozan Kalesi'ne. Cihanda sulh nişanını taktım Kozan Kalesi'ne. Cihanda sulh nişanını taktım Kozan Kalesi'ne. Eyvallah.